Peki 35 saniyem varken benim yukarıya bir skor eklemem yok mu? Hemen şöyle. Hop. İşte production. İşte prodüksiyon arkadaşlar. Buyurun. Evet, bir B taktiği göreceğiz bu arada. Şimdi B tarafına traplerini hazırladı Kero. Uzun tarafından pikleyip bakacak gibi. Orada uzunda bir açı var ikili. Kamera şimdi görecek. Kamera görür görmez info geldi. Flash pick geldi. Kör. Çok güzel bir ikili oyun var orada. Flash pick bu arada. Huka tarafından atlayacaklar. Cage arkası iki oyuncu var. Canı çok az kalmıştı Zistun'un. Ve site'lara yaklaşamadan iki tane kill aldı bile. Şimdi bir trade daha var. Rus'a karşı alınan trade. Tardun'un da yerini gördüler. Aslan bu arada teleport içerisinde geliyor. Tardun'dan güzel bir kill. Biraz fazla pikleyince Team Sinet. Durum şimdi 2vs2'ye kadar geldi. Spike düştü uzunda. Tabi Gandhi'nin canı yok. Oraya bir smoke sonrası. Bir mermilik canı vardı. Kero da bunu çok iyi değerlendirdi ve durumu 2vs1'e getiriyor. Şimdi Spike aldıktan sonra geri kaçmaya çalışacak. Ve Tardu A tarafına plantleyecek. A tarafı bomboş. Şöyle bir kontrol etti köşeleri. Yine bekliyor belki. Önce bir 1vs1'e getiririm, kill alırım diye ama pikleme yok. Gelen rotasyon da yok. Şimdi Spike plantinden sonra iki oyuncu birden beraber koşacaklar. Evet, tercihleri A short'tan arkalamak olacak. Tardu'nun yeri bu noktada biraz açıkta çünkü o Heaven'dan bekliyor. Orada bir trap var. Evet, onun içinden Lego çıktı bu arada. Trap de kırıldı. Hala fark etmedi yalnız Tardu trap'in kırıldığını. O yüzden Heaven'a bakmaya devam ediyor. Hiç arkaya doğru dönmedi bile. Şimdi A short tarafından iki oyuncu gelecek. Smoke geldi. Tardu kendini saklamaya devam edecek smoke içerisinde. Bu arada Kem'le beraber çok akıllı bir şekilde Keriman rakibini işaretledi. Tardu üzerindeki oku çıkarmaya çalışırken de Keriman 3. kill'ini alarak round'u kapatıyor ki mükemmel bir Cypher oyunu. 2'ye 1 pozisyonda acele etmedi. Aimfight'e girmeden info almaya çalıştı ve rakibin dikkatini dağıtarak da round'u aldıran hareket. Önce B tarafında iyi savunma, sonra dağ tarafında retake'de başarılı bir hamle Kero'dan ve skor 1-0. İlk haritayı kazanan Team Sinet'te ikinci haritaya 1-0'la başlamış oldu böylece. This goes here. Yes, this should do. Aslan bu arada Tardu trade'ledi onu. Sinet yakın mesafe. Sesle duyma devam ediyor. One tap'i gönderdi. İkinci kill gelecek mi? Hayır. Kero orada hala. Kero toparladı Spectre ile, killleri aldı. Şu an için YT son kalan isim. O da uzun tarafından gelecek. Ki ben Rus'a geçerken YT Rus'a yakalanıyor. Ve 2-0 net bir başlangıç oldu Team Sinet'ten. Hayır, Sinet Operator'ını çekmiş. Keriman ve Lego'nun önceki round'dan kalan Spectre'leri hala ellerinde. Klon yapmak için silah değişikliğine gitmemişler. Bu arada Sinet de yalnız Glass Cannon armorsuz çekiyor. Aim Punch'la beraber sıkıntı yaşayabilir eğer kaçamazsa. Evet, Aslan sanki pikleyecek gibi. Uzundan Frostwolf bu arada Wallbang'le beraber Sinet'i düşürmüş. Şimdi Aslan trade'lemeye çalışacak. Rakibini gördü ve güzel bir headshot'ta. Durum tekrar 4vs4'e getiriyor. Lego Smoke'u bıraktı. Uuu, Tardu'dan güzel bir headshot daha. Şimdi sadece Rus kaldı backside'da. Bombalardan çok ciddi hasar almadı aslında. Ama side'dan Tardu'ya entry veriyor. Aslan hemen yardıma geldi. Sağ taraftan güzel bir headshot daha Aslan. Yani round'u A'da başlattı. Gitti B tarafında 2 kill daha aldı. Ama tabii bunun karşılığında A tarafına plant'e yapabilecekleri bir şey yok. Trap kırıldı. A tarafına plant geldi.
Frostwolf'un pozisyonu çok çok iyi. Omen de lamba tarafında dolanıyor. Şimdi ikisi de lamba tarafına geçecekler ve büyük ihtimalle birbirlerini baitleyecekler diye tahmin ediyorum. İnfo alındı. Lamba tarafında oyuncu olduğu biliniyor ama kaç tane olduğu konusunda bakalım ne kadar dikkatliler. Bombayı markladılar. Eğer smoke gelirse diye. Zaman geçti bu arada. Çok zaman kaybetti. Artık Team Senet'in işi biraz zor. Frostwolf yakın mesafe. İnanılmaz bir mermi kaçırdı. İkinci bomba da gelecek. Ace geldi Asan'dan ama çözmek için yeteri kadar zaman yok diye tahmin ediyorum. O da hızlısından kaçacak. Yani çok iyi bir round oynadı ama özellikle 2-2'de piklemek için çok vakit kaybettiler. Bu da Team Gandhi'nin kartıdaki ilk roundu olmuş oldu. Evet, full buy round göreceğiz. İki takımda silahları var. Kerman parasızlıktan Guardian almış. Hem de armorsuz şekilde. Orada Lego smoke içine girdi. Büyük bir risk. Ve çok kolay bir entry vermiş oldu şimdi Team Sinet. Bakalım B tarafını nasıl toparlayacaklar? Kero. Tabii Guardian çok kuvvetli bir silah arkadaşlar. Ama Zistu'dan cevap var. Jhinnett yardıma geldi. Lus. İlkini alabilecek mi? Çok zorlandı. Ve çok zorlanınca da ikinci oyuncuya dönebileceği zaman kalmadı. Böylece Aslan son kalan isim. O da A tarafında ve Squalling'e gelecek. Biraz aslında ilk haritaya benziyor. O da böyle başlamıştı. Karşılıklı roundlar şeklinde ama sonra Team Sinet farkını biraz daha ortaya koymuştu. Burada şu an için çok kolay entry veren bir savunma görünüyor Team Sinet'te. Onun da bir bence gerginliği ve baskısı oluşmuş takımdaki hata yapmaya devam ediyorlar. Drop yok yayında bu arada. 4,5 saate doğru gidiyoruz. Evet, Aslan silahını koruyabildi. Ve dediğim gibi skora denge geliyor. Şöyle paralara bakıyorum. Aslan'ın armor da var. Bir tane droplayabilir ama zorlayacaklar mı? Evet, zorlayacaklar gibi ama hayır, Aslan droplamadı. Hatta AFK galiba. Evet, iki tane. Yok, hayır. Force gelmiyor. Aslan da yaklaşık 2K bıraktı. Skill'lerini alırken Echo'ya gittiler. Aslan'ın elinde bir Phantom'u var. 3 tane de şerif göreceğiz. Yine bir B taktiği olabilir. Evet, robotu yakalanmayacaktır robota. Ki zaten side tarafından kırdılar. Orada aslan var. İlkini aldı ama Ziston hemen trade var. Çok hızlı trade. Lego uzunda bir flash pick yapacak. Orada kamera vardı. Gördü, geri kaçtı. Şu an için cross koymayı tercih etti. Bu arada mükemmel bir vuruş Kero'dan. Yani çok da beklenen bir açı değil orası. Oradaki kutunun üzerine bakmak. Çok güzel bir flick geldi. Yalnız A tarafında entry var. Şimdi Sinet elinde bıçakları uzak mesafe çok güzel bir headshot. Bıçaklarını tekrar yeniledi. Kısaya doğru fakat ikinci bıçağını kaçırıyor. Tekrar durum 2v2'ye kadar gelmiş durumda. Spike'ı A'ya kuracak. Şimdi Team Gandhi. Yani bir eka round kazanılabilir hale geldi. Keron'un elinde Vandal var. Legon'un elinde de armorlı bir şekilde Phantom var. İkisi de spawn tarafından geldiler. Site'da YT var. Lamba içerisinde ise Frostwolf vardı. Evet, Lego güzel bir hareketten böyle tankın üzerine çıktı. Demek zorunda. Rakibin ultisini gördü. İlk kill'ini aldı. Hamam tarafından ses geliyor. Oraya doğru çıkacak ama istediği timing'i yapamadı Lego. İstediği fake'i veremedi. Spike'ı defüzlemeye çalışırken diyelim ve öne geçiyor. Team Gandhi 3-2 ile beraber ama tabii Team Sinet için
kendi içlerinde nice try diyecekleri bir ek orantı bu. Şimdi tekrar full Bayrant göreceğiz. Hatta Rus'la beraber Snet ikinci operator olan oyuncu aldı. Team Snet de savunma tarafında. Yine B'yi üçlemişler. A tarafında ise iki savunmayla mücadele etmeye çalışacaklar. Özellikle B tarafından çok fazla entry vermişlerdi maç başı itibariyle. Evet, Snet. Bu arada aslan smoke arkası. Snet ikinci kill'ini bir daha aldı. Aslandan da yardım var. Snet'ten bir kill daha geliyor. Çok klasik bir site savunması. Short'tan gelen oyuncuya karşı. Son kan isim YT olacak. Short arkasında bekliyor. Orada ben aslandan 2-3 kill bekliyordum. O yüzden onu açmıştım ama Snet site tarafından çok iyi bir savunmayla beraber de geçit vermedi. Orada tabi combat içerisinde hemen bir vibe yapmak istedi Tardu. Tekrar aşağı katılmak için ama Snet adına çok kolay bir frag oldu tabii ki. Smoke içerisinde aslan bekliyordu. Ciddi bir hasar var ama YT killini aldık, geriye doğru kaçacak. Silahını korumaya çalışabilir. Daha 40 saniyesi var. Ve tekrar skorda sanki 3-3'ü göreceğiz gibi. ...11 can, armor da yok. Cinnet'ten... ...kötü bir kaçırış diyelim çünkü. Çok az canı vardı, bir mermi yetecekti. Şimdi üzerine koşuyor Lego. YT yine headshot gönderdi. Ama Lego killini aldı. Yerden operator da tekrar... ...Sine'de verecek. 3-3'lük skor dediğim gibi. İlk haritanın benzer bir senaryosu. Bu kez savunma tarafında başlayan sadece... ...Team Sinet olmuştu. Ve yine yakın geçen karşılıklı alınan... ...skorlarla beraber denge var. Evet, iki takımda da birer tane operator görüyorum. Yine ağırlıklı olarak Phantom tercihi. Çok soru geliyor tabii, Phantom mı Vandal mı diye. Şu an için iki takımda da birer tane Vandal olan oyuncu var. Ağırlıklı olarak Phantom'u görüyoruz. B taktiği, B tarafında 3. Yine ikili de açı var. Yani aslanla beraber Rus ikilisi kamera gördüğü anda pikleyecekler. Aslan bombasını çekti. Flash pick geldi, geri kaçtı. Çok iyi kaçtı Frostwolf. Fakat bu arada short gelmeye çok çok yakın. Aslında ilk round'un çok benzeri, hatırlıyorsanız ilk round da benzer bir şekildeydi. Şimdi tekrar pozisyonlar değiştirildi. 3 hook'a 2 tane de uzun oyuncusu yine execute için gelecekler. Backside'e güzel bir nade var. Smoke arkası Rus. Gandhi'den bir Lego kili. Gandhi bu arada elbaba kadar sızmış. Onu bekleyen Kero. Bir kill daha geldi. Aslan derken son kalan oyuncuyu görecekler short'ta. Tardu var. Aslan çıkıyor. Agresif oyun. Bir kill daha aldı. Ve böylece 4-3 Team Sinet öne geçmiş oldu. Ağırlık olarak B tarafına dönüyor oyun. Ve açıkçası hep gördüğüm kadarıyla A tarafına döndükten sonra roundları alan bir hücum tarafı var. Burada bence biraz B ısrarını bırakıp sanki yavaştan A'ya dönmeleri lazım. Çünkü B'deki o crossfire'larda çok zorlanıyorlar. This goes here. Oh, this is a nice spot. Evet, 3 tane hamam oyuncusu, bir tane de short oyuncusu görüyorum. Zistu smoke'lardan pikleyecek, Lego'yu bekliyor. Orada hamam tarafından da geldiler. Buraya doğru bakan backside'dan Sinet var. İki hamam şu an için 3 short olacak gibi. Short'tan sesler gelmeye başladı. Hatta 3 hamama çevirdiler. 2 short, 3 hamam. A tarafına gelecek gibi. Aslan'dan çok güzel bir headshot. Şimdi uzun oynayacak. Flash pick, daha doğrusu smoke'lardan. Sonuç yok. Smoke içerisinde rakibini duyuyor Sinet. Bıçaklayacak, onu kovalamaya çalışıyor ama tutturamadı. Kero geldi, kill aldı. Spike'ı kuramaması tabii buradaki en büyük fail durumu oldu. Team Gandhi'nin en büyük hedefleri oydu ama
izin vermediler. Aslan zaten kısadaki iki oyuncuyu vurduktan sonra tüm Team Snet ekibi hamam tarafına odaklandığı zaman da tabii oradan çıkmak gerçekten çok çok zor. 5-3. Bakalım buradan bir seri alabilecek mi Team Snet, yoksa tekrar maça ortak olan bir Team Grind'i göreceğiz. Aslan'dan agresif oyun. Aa, short'tan entry'sini aldı, geri kaçtı. Yine agresif savunma. Trade yok. Yalnız Ardu Rus'u düşürünce B tarafındaki agresif oyunla birlikte Lego savunma tarafında pasif kalmak zorunda kalacak. Duvar üzerine bir pozisyon değişikliği. Evet, A tarafında trade'ler ve önemli olan da info alındı şu an. Bakalım taktik ne olacak? Sinet pozisyon değiştiriyor. Lambaya doğru geldi. Önünde bir trap var. Scope'unu açtığı anda ilk oyuncuya flick attı. İkinciye beklese belki kill'ini alabilirdi ama. Ve Lego şimdi hamama ultisini attı. Orada duvar var. Flash pick. Kero infoyu aldı bu arada. YT'yi gördü. Headshot'ı gönderdi ama kill alamadı. Lego 2'ye 1 pozisyon kaçırdı rakibini. Şimdi o kill alıyor. 1vs 1 pozisyon. Hala bir smoke var. Smoke'unu attı. Smoke'tan fake'ini bastı. Smoke içerisinde rakibini görüyor ama Tardu'dan hata yok. 1vs 1. Tardu affetmedi. Yine 5-4'lük skoru görüyoruz. İlk haritada olduğu gibi maçın kopmasına izin vermiyor Team Grandi. Şöyle fake'lere de bakalım. Aslan 15 kill'de, Kero 10 kill'de. Tardu da bir önceki harita olduğu gibi Sage olmasına rağmen en çok vuran oyuncu. Arkadaşlar yayında bir frame drop yok. İnternetinizi bir kontrol edin. Yani yok diyorum ısrarla, yayında çok drop var falan diyorsunuz. İnternetiniz yetmiyor büyük ihtimalle. Onu bir kontrol edebilirsiniz bence. Short tarafına aslan bombasını kullandı. Bu arada Zisto yine B tarafında entry'sini almış. Bombayı da çok iyi kullandı Zisto. İki tane kill aldı. Kero hala backside'da. Bir kill'ı pozisyon değiştirebilir. Aslan gelir gelmez iki mermiyi gönderdi Vandal'ıyla. Şimdi A tarafına plant göreceğiz gibi. Sinet short'tan gelen oyuncuları görüyor. Mermisini kaçırdı. Smoke'tan çıkar mı? Çıkar. Bu arada Aslan'dan bir ulti daha geldi. YT lamba içerisinde. Sinet'ten hata yok. Kritik bir clutch round. 2'ye 1 pozisyon. Kero'nun gelmesini bekledi Sinet. Bu arada Gandhi geri çekilmiş. Markladılar. Plant'i 2'ye 1 pozisyon. Flash'ı da var bu arada tabii. Çok zaman kaybediyor şu an Team Sinet. Info almaya çalışmakta. Flash pick gelecek. Flash'ı kullandı. Piklemedi. Kerman bıraktı yalnız defuse'u. Şimdi bir daha defuse'a bastı. Yakın mesafe. Sinet'ten uçarak headshot. Yani yarıya kadar çözüp bırakmıştı Kerman. Sonrasında da Sinet'ten uçarak gelen headshot'la beraber de 6-4 bir kritik bir round. Geçen harita buradan kopmuştu. Buradan itibaren rakibine round vermeyen bir Team Sinet görmüştük. Bakalım aynısı olacak mı? Echo'ya da gidecekler. Yaklaşık 2,5K paraları vardı. O pistol alınmış. Yine B tarafına bir taktik göreceğiz gibi. Sesler geldi. Yine uçarak girdi site'a doğru. Ultisini de düşürdüler. Frostwolf ulti kullanacaktı. Bu Echo round'da. Kalan son iki oyuncu A tarafında. Evet, Gandhi'yi duydu. Kero. Orada trap de var zaten. Lamba tarafında diğer oyuncu kutu arkasında gördü. Sinet izin vermiyor.
farkı 3'e çıkarmış durumda oldu Team Sinet. İlk haritayı 1-0 kazanmışlardı. Tekrar söyleyelim. Bu haritada kazanırlarsa büyük finale çıkacaklar ve şimdiden 20.000 TL'lik ödülü de garantilemiş olacaklar. Yes, this should do. That goes there. This goes here. Evet, Kero bu kez A tarafına traplerini kurdu. Bir A taktiği göreceğiz gibi. Orada Sinet çok büyük risk almış. Kilini alamayınca hemen geri kaçtı. Daha fazla zorlamayacak. Buradan bir round'u 3 kill birden çıkarmıştı. Benzerini görebiliriz. Lamba tarafına trap geldi. Smoke geldi. Cage açıldı. Bütün oyuncular site'e doğru geçmeye çalışıyorlar. Biraz pozisyon dışı kaldı Sinetlerin ekibi. Lego geldi, flash'ını hazırladı. Tankın üzerine kendini teleportlamış durumda ama YT onu bekliyordu. Çok beklenebilir bir hareket oldu. Kero bu arada kill'ini almış. Biraz arkadaşını yemlemiş gibi oldu. Sinet hala orada. Sinet uzunu tahmin ediyor. Uzuna doğru free'ini attı. Gandhi'yi düşürdü. Rus'tan bir kill daha var. Hemen kısa önünde diyecektim ki son kalan isim Rus'tan da backup'tan gelip çok önemli killer. Takım arkadaşını da revive'ladı round içerisinde ve 8-4. İlk yarı skoru 8-4 Team Sinet'in üstünlüğüne kapanıyor ki aslında biraz önceki dediğim gibi haritanın aynısı oldu. Yani 5-4'ten sonra farkı açan bir Team Sinet ekibi var. İlk yarı önde kapattı demiştik, sonra da maçı bitirmişti. Bakalım benzeri mi olacak? 8-4 ilk yarı skorundan sonra hücum tarafındaki taktiklerini merak ediyorum. İki takıma Türk arkadaşlar. İki takımın 10 oyuncusu da Türk arkadaşlarımızdan, eski profesyonellerden veya hala profesyonel olanlardan oluşan bolca tanıdık kadrolar. Evet, smoke'ların arkasından flash pick'le beraber team set açılacak. Backside'de bir oyuncu var, lamba içerisinde bir oyuncu var. Geriye çekildi savunma. Flash pick'le beraber şimdi tekrar çıkmaya çalışabilirler. Sinet yürüdü, et çatını gönderdi, kill'ini aldı. Bu arada bombalarla beraber spike düşmüş. Taru'dan ikinci kill geldi lamba içerisinde. Orada Taru kendini boostlamış. Şimdi 2v2 durum. Sinet oradan sızabilir. Site arkası infosunu aldı. Kerim alın canı çok çok az. Dans etmeye devam ediyor. Bir mermilik şansı vardı ama onu da yapamadı. Tardu. 1v1 pozisyon. Tabi Spike short'a kurulu. O yüzden geri açıklarla oynayabilir. Hatta bayağı açıkta. Fight'a girmeye devam ediyor. Tardu canını doldurdu ama zamanı yok. Sinet çok iyi zaman kazandırıyor. Çok iyi geri kaçtı deşiyle beraber. Yerden USB aldı. Sinet'ten çok iyi bir 1v1 performansı. Yani her şeyi kullandı. Gir çık kullandı, zamanı kullandı, silah değiştirdi, deşiyle kaçtı. Tabii böyle akıllıca 1v1 oynayınca da Tardur'un çok fazla şansı yoktu. Orada atacağı belki bir tek mermi denk getirebileceği tek şansıydı ama o da olmayınca çok iyi bir pozisyon alma, çok iyi bir oyalama. 9-4, fark 5'e çıkmış durumda. İkinci yarıda yine iyi bir ilk roundda başlamış oldu Team Sinet. Şimdi Echo Round'da oynayacak rakibi Echo Round'da. Yani buradan da ciddi bir hata yapmazsa çift taneye çıkan ilk ekibin Team Sinet olacağını söyleyebilirim. YT güzel bir tek gönderiyor. Sinet onu trade'ledi. Yerden Phantom'u da aldı. Şimdi ultisini de doldurmak için bir puan daha alacak. Saat içerisinde hala bir oyuncu var. İçerisinden güzel bir entry daha Sinet'ten. Short'taki oyuncuyu da Aslan yakaladı. Önce Zist arkadan gelecek. Spawn tarafındaki rakibini de Sinet şimdi duydu. Pickledi, kill'ini aldı. Yani round krize girebilirdi ama Sinet yerden aldı. Takım arkadaşının Phantom ile beraber toplamda 4 kill'le hata yapmadı. Ve ona 4 çift tane çıkan ilk takım
atayım. Sinet oluyor. Şöyle bir silahlara bakalım. Frostwarf'da yine Operator var. Tüm parasını kullandı yani, görüyorsunuz. Sıfıra kadar düştü 4 oyuncu birden. Eğer burada da roundu silah tutamayarak kaybederlerse maç sonu gelmiş diyebiliriz belki de. Evet, Sinet Huka tarafından info olacak. Tarlı da zamanlamayı ayarlayıp. Bu arada Zisto short tarafından Rus'u yakalamış. Rus çok ortaya yakalandı. Bu arada geri kaçmaya çalışıyor Lego. Bombalardan iyi kaçtı. Güzel bir hareket. Lego'nun elinde Phantom var ama farkında mı değil bilmiyorum. Sinet bu arada entresini buldu. Uzun tarafında hala iki oyuncu var. Kero yaklaşacak. Rakibi mermisini kaçırınca hemen arkası foraya devam. Fakat ikinci kez kaçılmıyor Frostwolf. Sinet'ten bu arada güzel bir vuruş daha. Uzundaki oyuncu da biliyorlar. YT oraya sıkıştı. Aslan'dan güzel bir vuruş. Arkadan gelen oyuncu gördüler. Teleport sesi geldi. İkincisi de oradan geliyor hatta. İki infoda sahipler. Sinet backside'da. Silahın ucunu gördü. Ultisini açtı. Smoke arkası MBK'ye geçti. Oradan kaçabilecek mi? Kaçtı. Ama daha fazla pozisyonu yok Vezistu'dan. Güzel bir 2'ye 1 pozisyon. 2 tane kill aldı. Operator da alacak yerden büyük ihtimalle hayatta tutmaya devam ediyor. Team Gandhi. Evet, 10'a 5'lik skor. Spike kurulmuş olmasına rağmen para durumu çok sıkıntıda gördüğünüz gibi. Half buy yapacak Team Sinet. 4 tane Şerif, bir tane Ghost var bu roundda. Evet, Tardu'nun yanına frag katkısı veren başka bir oyuncu çıkınca tabi biraz daha farklı oynayabiliyor. Savunma ekibi Zisto 13 kill'e ulaşmış. YT'de 10 kill'de çift tane çıkan diğer bir Team Gandhi oyuncusu. Evet, alt tarafına geliyorlar. Lego kendini ultiye doğru boostlamıştı. Bu arada ultili bir entry bulamadı aslan. Aslında hedef biraz oydu. Lamba tarafına atılacak. Ezber ulti. Orada Kero bıraktı. Plant'i tekrar oturdu plant'e. Frostwolf ilk kill aldı. Düzlüğünü görüyor. O yüzden geri kaçmak zorunda kaldı. Aslan yakın mesafe. Lambadan killini alamadı. Lego. K4 kaldılar. Smoke biraz geç kaldı. Cage de var orada aynı zamanda. Rus bu arada. Uzundan bir kill daha alıyor. Bir slow daha gönderdi Rus. İkinci killini de aldı. Durum 1v1'e kadar geldi. Kendi canını doldurdu şimdi. Oraya bir slow daha gönderiyor. Smoke içerisinden Rus'tan. Mükemmel bir round. Yani Lurker pozisyonunda tüm dikkatler short'a odaklandığı sırada Şerif'ini aldı. Oradan iki tane kill gönderdi. Üçüncü kill'de smoke'lar içerisinden. Böylece para durumunu görüyorsunuz Team Gandhi'nin. Yani çok kritik bir round'du. O round takımı comeback'e götürebilirdi. Ama eco round'u vermenin cezası da belki de maç olacak. Sinet agresif hücumdan short tarafına entresini buldu. Şimdi side kontrolünü almak için oyunu hızlandırıyor. Side'de kimse yok. Uzun tarafında onları bekleyecek bir oyuncu var ki onu da şimdi Kero arkalamak üzere hamama doğru gidecek. Camera taken out. Backside'dan Tardu gelmeye çalışıyor. Biraz zorlandı Aslan Maşadov o kill almakta ama kendini sonunda alıyor. Backside boş hala. Heaven Smoke'lu. Uzuna bakan kimse yok. Oradan bir kill çıkabilir mi diye bakıyorum ama Stinger'la tabi uzak mesafe. Gerçekten o silah çöp. Fight'i bir şekilde yakına getirmeye çalışacak mı? Hayır. Save'e gidiyorlar. 5-2 pozisyon. Ve böylece 12 skoruyla beraber de maç puanına ulaşan Team Sinet olmak üzere.
Smoke'da adam bir mermi yetti. Canı çok azdı Frostwolf'un. Fark 7. 7 maç puanı, 7 tane final puanı. Team Sinet için. Evet, ekonomik durumda çok iyi değil tabi. Bir tane bulldog, bir tane şerif, bir tane shotgun çıkarabilmiş guardian var. Yani ideal rifle metasından tek rifle'ları var, o da YT'nin. Ulti kullanacak gibi Lego. Ulti nereye gidiyor? Dirseğe gitti. Bakın dirsekten enter bulabilecekler mi? Aslan bu arada kill'ini almış. Lego dirseğin boş olduğunu söyleyecek. Short tarafı vazgeçti ultiyi. Bıraktı tekrar. Omen! Sinet'ten ikinci kill var mı? Hayır. Kendi killini aldı. Kevir pozisyon yeri belli. Çok ciddi bir hata gelmezse artık final yolunda son birkaç saniye daha ihtiyacı var. Çıkış smoke geldi. Jet'in smoke bitmek üzere. 3 mermili Sinet. Yakın mesafe geldi. Quickscope dedi, sonuç yok. Ve Kerriman son kili alıyor. Böylece 13-5'lik skorla da net 2 harita. Bir tanesinde dediğim gibi özellikle maçın kırılma anından sonra çok daha iyi ve istikrarlı oynayan, ilk haritayı 13-4'tü galiba bitiren Team Sinet, ikinci haritada 13-5'lik skorla, çok yakın bir skorla aynı haritayı tamamlamış oluyor. İyi bir oyunla şu an şimdiden adını finale yazdıran